Hepinize kanalım Marjinal Kraliçe'den merhaba. Beni dinlediğiniz için, güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Bugün kanalımın 200. bölümünü kutlamak için sizlere görüntülü olarak Küçük Prens'ten bir bölüm okuyacağım. Hepinize keyifli dinlemeler. Leon Werther. Bu kitabı koskoca bir adama adadığım için çocuklardan özür diliyorum. Ama bunun için önemli bir gerekçem var. Bu adam benim dünyada tanıdığım en iyi dost. Bir gerekçem daha var. Bu adam her şeyden anlıyor. Çocuklara yazılmış kitaplardan bile. Üçüncü gerekçem de şu. Bu adam şu an aç ve soğuktan titreyerek Fransa'da yaşıyor. Avutulmaya fazlasıyla ihtiyacı var. Yine de bütün bu anlattıklarımı yeterli görmediyseniz, ben de bu kitabı onun bir zamanki çocukluğuna adarım. İçlerinden pek azı hatırlıyor olsa da bütün koca adamlar bir zamanlar çocuktu. O halde ithafımı şöyle düzeltiyorum. Leon Wörth'ün bir zamanki çocukluğuna. Bir keresinde henüz daha 6 yaşındayken balta girmemiş ormanları anlatan Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta olağanüstü bir resim görmüştüm. Avını yutan bir boa yılanının resmiydi bu. Resmi yukarıya çizdim. Kitapta şöyle deniyordu. Boa yılanları avlarını bütün olarak çiğnemeden yutarlar. Daha sonra hareketsiz kalır ve 6 ay süren sindirimleri boyunca uyurlar. Balta girmemiş ormanlar üzerine epey karafa yordum bunları okuyunca. Sonra da biraz çaba ve renkli bir kalemin yardımıyla ilk resmimi yapmayı başardım. İşte bir numaralı resmim şunun gibi bir şeydi. Yaptığım şaheseri hemen büyüklere gösterdim ve resmimin onları korkutup korkutmadığını sordum. Korkmak mı? Şapkadan mı? İyi de şapka resmi çizmemiştim ki ben. Fil yutmuş bir boa yılanının resmiydi bu. Bunun üzerine büyükler rahatlıkla anlayabilsinler diye fil yutmuş boa yılanını bu sefer de içini göstererek çizdim. Şu büyüklere her şeyi tek tek açıklamanız gerekir. İki numaralı resmim de şöyle oldu. Büyükler bu kez de boa yılanının içten ve dıştan görünümleriyle ilgili resimleri bir yana bırakıp coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylece daha 6 yaşındayken büyük bir ressam olma fırsatını kaçırmış oldum. 1 ve 2 numaralı resimlerimin başarısızlığı fazlasıyla hevesimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi kendi başlarına anlayamıyorlar. Sürekli onlara bir şeyleri açıklamak da çocuklar için fazlasıyla sıkıcı bir iş. Bu nedenle ben de kendime farklı bir meslek seçtim ve uçakları uçurmayı öğrendim. Dünyanın her yerinde biraz uçtum. Bu sırada coğrafyada çok işime yaradı. Bir bakışta Çin'i Arizona'dan ayırt edebilirim. Eğer geceleyin yönünüzü kaybetmişseniz bu tür bilgiler çok işe yarar. Hayatım boyunca bir sürü ciddi insanla ilişkim oldu. Yetişkinlerle epey zaman geçirdim. Çok yakından tanıma fırsatım oldu onları. Ama yine de onlar hakkındaki düşüncelerimde pek bir değişiklik olmadı. Biraz zeka parıltısı olan birine rastladığımda yanımdan hiç ayırmadığım bir numaralı resmi çıkarıp hemen deneyimi yapıyordum. Bakalım göründüğü kadar zeki mi diye. Ne yazık ki aldığım yanıt hep aynıydı. Şapka. Bu durumda ben de onlara ne boa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz ediyordum. Hemen lafı onların düzeyine çekip bir içten, golften, siyasetten ve kravatlardan falan bahsediyordum. Böylece onlar da akıllı birisiyle tanıştıkları için fazlasıyla mutlu oluyorlardı. İşte bu yüzden 6 yıl önce Büyük Sahra Çölü'nde uçağımla bir kaza yapana dek kimseyle gerçek anlamda sohbet etmeden yapayalnız yaşadım. Motorun bir parçası kırılmıştı. Yanımda bırakın teknisyeni bir tane yolcu bile olmadığından bu zorlu tamir işine tek başıma giriştim. Bu benim için bir ölüm kalım meselesiydi. Yanımdaysa sadece 8 günlük suyum kalmıştı. İlk akşam en yakın yerleşim yerlerinden 1000 mil uzakta kumda uyudum. Okyanusun orta yerinde salıyla sürüklenen bir denizciden bile çok daha yalnızdım. Dolayısıyla gün doğarken incecik, tuhaf bir ses beni uyandırdığında yaşadığım şaşkınlığı tahmin edersiniz sanırım. Tuhaf ses, lütfen
diyordu. Bana bir koyun çizin. Ne? Bana bir koyun çizin. Yattığım yerden ayağa fırladım. Beynimden vurulmuş gibiydim. Tekrar tekrar gözlerimi ovuşturdum. Sağa sola bakındım. Karşımda ciddi bakışlarla beni süzen, küçücük ve gördüğüm hiç kimselere benzemeyen biri duruyordu. İşte sonradan yapmayı başardığım en güzel resmi bu. Hiç kuşkusuz yaptığım resim gerçeği kadar sevimli değil. Ama bu benim suçum olamaz. Daha 6 yaşındayken büyükler ressam olma hevesimi kırdıklarından, boa yılanının içten ve dıştan görünümleri dışında pek bir şey çizmeyi öğrenememiştim. Şaşkınlıktan gözlerimi fal taşı gibi açmış, karşımda duran bu kişiye bakıyordum. Dikkatinizi çekerim. En yakın yerleşim yerinden tam 1000 mil uzaktaydım. Oysa bu küçük adam hiç de çölde yolunu kaybetmiş, yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan ölecekmiş gibi durmuyordu. En yakın yerleşim yerinden 1000 mil uzakta, çölün ortasında kaybolmuş gibi de görünmüyordu. En sonunda kendimi toparlayıp konuşmayı başardım. Ama sen burada ne yapıyorsun? Son derece ciddi bir biçimde ama kısık bir sesle sözlerini yineledi. Lütfen bana bir koyun çizin. Bir şeyin fazlasıyla etkisi altında kalınca söyleneni yapmamazlık edemiyorsunuz. En yakın yerleşim yerinden 1000 mil uzakta ve ölüm tehlikesi altındayken bana da çok saçma görünmesine rağmen cebimden bir kağıt ve dolma kalem çıkardım. Tam o an aklıma yıllarımı sadece coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisine harcadığım geldi. Biraz da kızgınlıkla ona resim yapmayı bilmediğimi söyledim. Önemli değil, bana bir koyun resmi çizin. Daha önce koyun resmi çizmediğim için ona çizmeyi becerebildiğim yalnızca iki resimden birisini, boa yılanının dınçtan görünüşünü yeniden çizdim. Küçük adamın bana verdiği yanıtı duyunca şaşkınlıktan sersemlemiştim. Hayır, hayır, fil yutmuş bir boa yılanının resmini istemiyorum. Boa yılanı çok tehlikeli, fil ise çok büyük. Yaşadığım yerde her şey çok küçüktür. Benim bir koyuna ihtiyacım var. Bana bir koyun çizin. Sonunda istediği resmi çizdim. Resme dikkatli bir biçimde baktı. Sonra konuştu. Hayır, bu koyun çok çelimsiz. Başka bir tane çizin. Çizdim. Küçük dostum hoşgörülü ve nazik bir gülümsemeyle siz de pekala görüyorsunuz ki dedi. Bu bir koyun değil, bir koç. Bakın boynuzları da var. Bunun üzerine resmi yeniden çizdim. Ancak tıpkı öncekiler gibi bunu da beğenmedi. Bu da çok yaşlı. Ben uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum. Bir an önce uçağın motorunu sökmeye koyulmak istediğimden sabrım taşmaya başlamıştı. Hemen aşağıdaki resmi çiziverdim. Ardından da bir açıklama yaptım. İşte sana bir sandık. İstediğin koyun da onun içinde. Genç yargıcımın yüzünün ışıldadığını görmek beni inanılmaz şaşırtmıştı. Bu tam da istediğim gibi oldu. Sizce bu koyun çok fazla ot ister mi? Neden soruyorsun? Çünkü yaşadığım yer çok küçük. Onun için yeterli olacaktır. Zaten sana çok küçük bir koyun çizdim. Başını resme doğru eğdi. O kadar da küçük değil. Bakın, uyudu bile. Küçük Prens ile işte böyle tanışmıştım. Küçük Prens'in ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hepinize kitapların harika dünyasında keyifli dinlemeler diliyorum. Bay bay, görüşmek üzere.